Pinterest döneminde yaşamamız sizce de çok büyük bir lütuf değil mi? Selam herkese, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Beni tanımayanlarınız varsa ben Yağmur Akçıl ve bugün birlikte Pinterest ilhamlı kombinler yapıyoruz. Şimdiye kadar sanırım sadece bir tane Pinterest kombinleri videosu çektim. Sanırım sevildi, işe yarayan bir video oldu. Çünkü çok fazla güzel geri dönüşler almıştım ama onun haricinde bu hafta bir tane oylama yaptım. Hangi videoyu görmek istiyorsunuz diye 3 tane seçenek sunmuştum. Hep kafa kafaya giderken bir anda Pinterest kombinleri videosu aldı başını yürüdü ve tabii ki haliyle önceliği bu videoya vermem gerekiyordu. Bir önceki videodan farklı olarak bu sefer şöyle bir şey yapmak istedim. Aynı base'in üstünden böyle oynamalar yaparak farklı farklı kombinler yapalım istedim. Belki bir iki tanesi kapsül dolap dışına çıkabilir. Çoğu kapsül dolap üzerinden böyle basic parçalarla farklı farklı yapacağımız kombinler olacak. Pinterest sayfamda ilkbahar kombinler için çok fazla şey var. İsterseniz oraya bakabilirsiniz. Açıklamaya oranın linkini zaten bırakmış olacağım. Böyle Pinterest'e çok farklı aman aman kombinler işte böyle wow denilecek güzellikte şeyler varmış gibi geliyor ki gerçekten öyle aslında. Ama hani o kombinleri böyle tekrardan yaratmaya çalıştığınızda fark ediyorsunuz ki aslında ne kadar kolay. Aslında hani bu parçaların hepsi benim elimde var. Pinterest'in o yönünü seviyorum. Aşırı güzel bir ortam. Herkes çok sessiz, olumsuz, böyle negatif enerji orada yok. Sadece fotoğraf paylaşıyorsun, sadece işte ilham alıyorsun. O yüzden diyorum ki Pinterest döneminde yaşamamız bence çok büyük bir şans bizim için. Bir ara Tumblr dönemi falan da vardı ama hani Tumblr böyle çok melankolik geliyordu bana ama Pinterest böyle resmen güzel enerjinin olduğu, her şeyden ilham alabildiğiniz, her konuyla alakalı bir fikir bulabildiğiniz bir ortam. İlk kombinimde siyah bir elbiseyi ya da siyah etekle yapılan farklı farklı kombinler olacak. Bu gördüğünüz kombinleri etekle de yapabilirsiniz ki bir tanesi zaten etekle yapmış. Benim eteğim yok öyle uzun. Ben onun yerine elbiseyi tercih ettim. Elbisenin üstüne tişört giydiğimde de etek gibi duruyor zaten. Biraz stretch elbisemi giydim. Kısa kollu olan tişörtüm yeni yıkandığı için maalesef uzun beyaz tişörtümü giyeceğim. Ama sonuç olarak çok bir şey değişmeyecek. Siyah babet üstüne de şu tam tonunda bende olan bir hırka var. Bunu takıp geliyorum. İlk kombinimle geldim ve çok güzel oldu. Ama böyle kendimi uzaktan yatay şekilde çekemediğim için kombinleri dik bir şekilde göstereceğim. O da biraz küçük. O yüzden idare edeceğiz. Şimdi kombine geçelim. Fotoğraftakinin aynısı oldu. Şu kombinin tatlılığına bakın. Bence güzel oldu. Bununla bir de şöyle bir değişiklik yapacağım. Babetleri çıkarıp hırkamla tam tamına uygun olan terliklerimi giyeceğim. Bir de öyle bakalım. Bakın. Tabolarımla hırkamın rengi ve dokusu tamamen aynı olduğu için bence böyle de çok güzel bir kombin oldu. Böyle günlük işleri halletmeye çıkarken falan giyilebilecek böyle tatlı iş rahat bir kombin oldu. Belki çorapla da giyilebilir ama şu an o kadar ayrıntıya girmek istemiyorum. İkinci kombinde aynı tişörtle aynı elbiseyi giyip üstüne gri kazak giyeceğim. Altına da ayakkabı. Tabii ki sambaları giyeceğiz. Bir şey diyeyim mi? Ben bu kombini bu akşam giymek istiyorum. O kadar tatlı ve güzel bir kombin oldu. Şimdi sana neden bahsettiğimi göstereyim. Beni anlayacaksın. Sanırım daha büyük böyle tote çanta kullanmıştı ama sürekli en ufak detayları değiştirip vakitten harcamak istemiyorum çünkü bugün birazcık acelem var. Ama şu kombinin güzelliğine bakın. Yani bu az öncekine göre daha fazla içime sindi. Gerçekten şu an çıkarmak istemiyorum. Çıkıp şu an böyle gezmek istiyorum. Dördüncü kombin, 4, 5 ve 6. kombin hatta öyle diyeyim. Ana parçamız çizgili pantolon olacak. Buna bazıları her ne kadar kafa pijaması deyip dalga geçseler de ben çok seviyorum. Ve günlük hayatta giymeyi de çok seviyorum. İlk yapacağım kombin biraz diğerlerine göre farklı. Belki birçoğumuza göre saçma gelecek. Ama ben dün akşam hepsini denedim. Belki günlük hayatta Türkiye'de çok fazla kabul görecek bir kombin değil. Ama kombini yaptığım an dedim ki tamam. Tam şu an Pinterest'im. Çünkü Pinterest kombinleri biraz da şeydir ya böyle. Alakasız parçaları kombinlediğin an biraz daha böyle Pinterest olursun. Bu öyle bir kombin. Çünkü bunu siyah blazer'la kombinleyeceğim.
Hadi gelin bakalım. Normalde kombinde içinde siyah böyle daha dar bir tişört gibi bir şey var. Ama ben saçım çok fazla bozuldu. Yani şunu bile zar zor giydim saçım bozulmasın diye. Bunu giymeye kalksam herhalde... Genel olarak fikri anlamak için ben yine içimdeki aynı beyaz tişörtü içime katladım. Kombinin farklı noktalarından biri de kadının giydiği babetler. İlginç oldu. Farklı bir şey oldu. Ama sevdim galiba. Farklı olduğu için sevdim. Tatlı olmadım ya. Dışarıda giysem bana çok gülerler. Güzel yani. Sevdiniz mi çok merak ediyorum. Ben gerçekten sevdim. Ama biraz gerçekçi olursak coğrafya kaderdir. Hani siz beni anladınız. Bu aynı base'in farklı versiyonlarına geçiyorum. İki tane daha var. Az önce giydiğim gri kazak şu kahverengi hırkayla farklı farklı kombinler yapacağım. Birincisi için bu kazağı yine kullanacağım. Altıma yine sambaları giyiyorum. Ben bu kombini normalde işte sıfır kol crop'la yapmıştım. Şu an biraz şey duruyor. Ama dediğim gibi üstümü çıkaramıyorum. Çünkü saçım şimdiden mahvoldu. Sizinle de fikri anlayın. Günlük bir şey oldu. Yani böyle akşam kahve içmeye çıkarken falan giyebileceğin bir şey oldu herhalde. Kolumu biraz yok edersem, kısa kollu ya da sıfır kollu bir şeyle giyersem mantıken böyle duracaktı. Ama güzel yani. Mesela bunun yanına gri büyük çantamı alabilirim. Mesela şöyle hayvan kadar bir büyük çantam var. Şu an katlı olduğu için küçük bile duruyor. Bunu taktığımı düşünebilirim. Bu şekilde günlük bir halde çok rahat bir şekilde kullanılır aslında. Üşüdüğünde kazağı giyersin, sıcakladığında çıkarırsın falan. Yani böyle tam ara mevsimler için bence bir kombin oldu. Sıradaki kombine geçiyorum. Yine aynı parçaları kullanacağım. Bu sefer bu hırkayı giyiyorum. Ayağıma da bununla beraber ne giyiyordum sürekli? Sabaları. Bu biraz daha böyle ev kombini gibi oldu. Cozy vibe veriyor. Ama gördüğünüz üzere şu hırkayı, bu tişörtü, bu pantolonu kaç farklı kombinle kullandım. Aynı şekilde bu ayakkabıları da. Böyle şey gibi gece işte böyle kutup atı komşuna gidersin ya. Böyle işte ne bileyim canım böyle bir şey yemek içmek ister. Böyle ev haline çıkarsın gidersin. Tam öyle bir kombin. Ama bunu biz tabii ki dışarıda giyebiliyoruz. Giyilebilir yani. Hoşuma gitti, tatlı. Ben yani bilmiyorum böyle çok süslü püslü kombinlerdense bu tarz kombinleri zaten hep daha çok seviyorum. O yüzden bu da tam benlik oldu. Eminim ki aramızda benim gibi bu tarz şeyleri, bu tarz kombinleri seven yine vardır. Sıradaki kombine geçeceğim. Sıradaki kombinim işte okulda falan da giyilebilecek, böyle klasik yerlerde giyilebilecek bir kombin. Hani biraz da belki bu tarz bir şey istiyorsanız diye. Çok basit bir kombin olacak ama yine beyaz tişört ve siyah blazer'ımı giyip gri pantolonumu giydim. Çok basit sıradan bir kombin bence. Altıma yine sambalarımı giyeceğim. Görüntüyü biraz yükseltmesi açısından kemer takmayı düşünüyorum. Yani ne bileyim hani her zaman yapılabilir. Bilecek sıradan bir kombin ama güzel hani iş gören de bir kombin bence. O yüzden çok bir şey demiyorum. Her zaman nerede giyilebilir. Daha günlük bir şey yapmak için atıyorum böyle gri büyük tote çanta kullanılabilir. Daha da klasik olsun diye böyle siyah kol çantasıyla da kombinlenebilir. Olur yani. Gideri var. Sıradaki kombin. Blazer'lardan ve biraz daha klasiklerden devam etmek istiyorum. Blazer'ımı değiştirip kahverengi de olabilir. Yağ yeşil bir blazer'ım var. Onu giyeceğim. Bir şey diyeyim mi? Ceketi değiştirince de bir farklılık oldu. Bakın. Yani altıma başka bir şey giyecektim. Ceketi değiştirdim de hani böyle de gideri var gibi. Farklı ya ne bileyim. Beğendim mi beğenmedim mi bilmiyorum. Neyse asıl kombine geçecek olursak. Bunu diğer videoda yaptım mı hatırlamıyorum. Ne olur ne olmaz diye bu kombini yapacağım. Altıma bu sefer etek giyeceğim. Tişörtü belki crop değil de normal. Aynen. Tişörtü crop değil de bu şekilde giymek daha hoş duruyor sanki. İlla ki beğenecek olan ve denemek isteyecek olan vardır diye düşünüyorum. Sıradaki kombine geçelim. Sıradaki kombinde bir şey deneyeceğim. Dün akşam denedim. Bir de gün ışığında bir deneyeceğim. İlham veren bir kişi var. O da ismi nasıl tam telaffuz ediliyor bilmiyorum. Sofia Coelho olması lazım. Çok böyle onun vibe'ını veren bir kombin yaptım. Ne giyeceğim peki? İşte o elbisemi giyeceğim. Bu kombini yapmak istemenin en büyük sebebi de bu bobetlerimle. Bobetlerimle kombinleyeceğim. Bir şey diyeceğim. Üstüme pembe bir şey atmadan bile şu an gün ışığında çok hoşuma gitti. Çünkü bugünkü saçımla ayakkabılarım uydu. Böyle o koket tarzını tam verebilmek için dantelli çoraplarımı giydim. Ama
Pinterest kızı oldum. Şu an yazlık oldum. Bunu bir de ilkbaharlığa çevirmek için şöyle bir şey yapacağım. Kazak giydim. Bence tatlı oldu. Son kombinimizde siyah straplı yaze kot pantolona ihtiyacımız vardı. Ama o görüntüyü vermek için saçlarımı açıp daha farklı bir saç yapmam gerekiyor. Şu ayakkabılarımı kullanacağım. Kombin demiştim ama bir tane daha var yapmak istediğim bir kombin. Neyse, kombine gelecek olursak kombinimiz bu. Straight fit bir pantolon. Üstüne böyle strapless ama şu şekil olanlardan. Ve siyah bir ayakkabı. Gözlük olduğu için çok net göremiyorum. Aa, şu an fotoğraf çekilesim geldi. Son kombinleri biraz hızlı hızlı geçtim gibi hissediyorum. Bunun için özür dilerim ama videonun başında dediğim gibi birazcık acelem var. Son kombine geçiyorum. Onunla biraz daha böyle koket tarzı bir şey yapıp artık videoyu bitireceğim. Son yaptığım Bershka alışverişiyle ilgili olan short videosunu belki izlemişsinizdir. Aynı videoyu TikTok'ta da paylaştım. Şöyle bir üst almıştım. Altı korse, işte üstünde böyle detayları olan günlük tatlı Pinterest kızına dönüştürmek için az önceki kot pantolonla beraber giydim. Ama altıma yine bu babetleri giyeceğim. Bu koket tarzını daha iyi vermek için saçımı şöyle bir öylesine at kuyruğu yapacağım. Çünkü kafamdan çıkarmadığım şu büyük kurdele tokamı takacağım. Üst kısım zaten böyleyken, her yerde kurdeleler varken hani şu an tam bir Pinterest kızı olduk. Ama yine de büyük kombini göstereyim. Çok şeker olmadı mı? Ya da bu akşam bunlarla çıkayım. Bugün yaptığım bütün kombinlerle bu akşam dışarı çıkasım geliyor. Kombin şöyle. En çok beğendiğiniz kombin hangisi olduysa bana söyleyin. Yazlığa kaçanlar haricinde diğerleri gerçekten çok hoşuma gitti. Yazlığa kaçanları da sevdim, sevmedim değil ama işte yazlığa kaçıyor. Şu an çok giyilebilecek durumda değil. Bana en sevdiğiniz kombini söyleyin. Bir sonraki dışarı çıkışımda onu giyeceğim. Artık böyle hem Pinterest'te hem de kendi fotoğraf ve videolarıma bakıyorum ilham alabilmek için. Ve bence bu çok güzel bir şey. Bu haftaki videomuzun da artık sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım size günlük hayatınızda kullanabileceğiniz birkaç tane fikir verebilmişimdir. En çok hangi kombini beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız lütfen bana söyleyin. Bir sonraki video temizlik ve düzen videosu olacak. Böyle bahar slash bayram temizliği yaptım. O videoda çok eğleniyoruz. O yüzden kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bye bye.